Bu videoda ivmeden bahsedeceğiz. İvme, zaman içinde değişen hız miktarıdır. İvme tipik olarak, mesela spor arabalardan örnek verilerek anlatılır. Bir arabanın özelliklerine baktığınız zaman, ivmelenme bilgilerini görürsünüz. Mesela bir Porsche 911'i ele alalım. Diyorlar ki mesela, 0'dan 60 mile 100 kilometreye, neredeyse 100 kilometre, 3 saniyede çıkıyor. Burada aslen sürati verseler de, zira ortada yalnızca hızın büyüklüğü var ve bir yön yok. Siz hızdan ve tek bir yönden bahsedildiğini anlarsınız. Doğuya doğru 0 mil, 0 mil bölü saatten, doğuya doğru 60 mil bölü saate gibi. Peki buradaki ivme nedir? Az önce ivmenin tam da tanımında söylediğimiz gibi, zaman içinde değişen hız miktarı. Tabii şunu da önceden söylemek lazım, ivme vektörel bir niceliktir. Yani sadece değişen hız miktarını değil, onun yönünü de bilmek istersiniz. Ki ivmenin vektör olması son derece normal çünkü hızdaki değişim de vektörel bir niceliktir. O zaman ivme a diyelim eşittir. Sağa doğru gittiğimizi farz edersek, değişen hız miktarı delta v, buradaki delta değişen miktarı belirtiyor, bölü zaman. Daha önceki videolarda da bahsettik, aslında buradaki 3 saniyede zamandaki değişimdir. Yani değişen zaman miktarı. Araba hızlanmaya başladığında belki 0.5 saniyede ve 60 mil ulaştığını 0.8 saniyeyi gösteriyordur. Ve arada geçen 3 saniye değişen zaman miktarıdır. Evet, zamanımızı da koyduk. O zaman değişen hız miktarı ne? Son hızımız 60 mil bölü saat, ilk hızımız 0 mil bölü saat mil bölü saat. Peki zamanımız ne? Yani zamandaki değişim ne? Zamandaki değişim 3 saniye. O zaman ivme 60 eksi 0 eşittir 60. 60 bölü 3, 20. Birimler burada biraz karışık, azıcık oynarsak hepsi yerli yerine oturacak. Açık açık yazarsak, İster saniyeyi saate, istersek de saati saniyeye çevirebiliriz. İkisi de olur. Ya da saati saniyeye çevireceğiz. Evet, bu şekilde yazınca açıkça görülüyor ki aslında Porsche 911'imiz hızını saniyede 20 mil bölü saat arttırıyor. Yani ivme saniyede 20 mil bölü saat. Tabi burada yön de belirtsek iyi olur. Çünkü vektörel niceliklerden bahsediyoruz. Buraya ve buraya doğu yazalım. Evet, saniyede hızımızı 20 mil bölü saat arttırıyoruz. Aynı şeyi şu şekilde de yazabiliriz. 20 mil bölü saat, bölü saniye demek 1 bölü saniye ile çarpmakla aynı şey olduğundan, 20 mil bölü saat çarpı saniye, Payda da iki farklı zaman birimimiz olduğundan saati saniyeye çevirelim. Çevirmenin en kolay yolu paya saat paydaya ise saniye yazmak. Bir saatte 3600 saniye olduğundan, saatin önüne 1, saniyenin önüne 3600 yazıyoruz. Bu 1 bölü 1 oldu değil mi? İkisi birbirine eşit. 1, 1 ile çarpmak gibi. Ve elimizde 20 bölü 3600 mil bölü saniye kare kalıyor. pay ve paydayı 10'a bölersek, 2 bölü 360, daha da sadeleştirirsek, 1 bölü 180 mil bölü saniye kare yazabiliriz. Milin 180'de biri demek kafa karıştırabilir. İsterseniz daha anlaşılır olması için metreye çevirebilirsiniz. Burada anlatmaya çalıştığımız şey çok kısaca ivmenin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği. Burada paydadaki saniye kare size pek bir şey anlatmıyor olabilir ama dediğim gibi bu ifadeyi her zaman 1 bölü 180 mil bölü saniye bölü saniye şeklinde yazabilirsiniz. Yukarıdaki mil bölü saniyenin tamamı pay ve saniyeye bölünmüş. Kısacası ifademiz şunu diyor. Geçen her bir saniyede Porsche 911'imiz hızını 1 bölü 180 mil bölü saat artırıyor. Her saniye 1 bölü 180 mil hızlanıyor. Sanırım bu şekilde yazınca, böyle anlatınca daha iyi anladınız. Aynı şeyi gözümüzde şu şekilde de canlandırabiliriz. Bu Porsche'mizin hız göstergesi olsun ve ivmemizin sabit olduğunu varsayalım. Öyle diyelim. Hız göstergesinde 10, 20, 30, 40, 50, 60 gibi değerler olacak. Evet, pek de Porsche göstergesine benzemedi ama bir Porsche tahminen 60 milden yani 100 kilometreden oldukça hızlı gidiyordur. Evet, şayet elimizde bu ivme ile hızlanan bir araba varsa, ilk anda ibre burada olacak. Durduğumuz an. Ve her saniye 20 mil bölü saat hızlandığından bir saniye sonra ibre bu kadar hareket edecek. Sonraki bir saniye buraya gelecek. Ve bir sonraki bir saniye sonunda da buraya dayanmış olacak. Ve tabii ki siz bu arada yüksek olasılıkla koltuğun içine yapışmış olacaksınız.